Dostlar, neredeyiz? Antep'teyiz, Gaziantep'te. Az sonra Atatürk evine ve Oyuncak Müzesi'ne gideceğiz. Arkamda buralar Rumların, Hristiyanların yaşadığı bölge. Sokakları görüyor musunuz? Dar. Ve Fransızlardan kalma yer. Görüyorsunuz Zeynep Hanım konağı. Ben oraya gidiyorum. Orada bize bir rehber hanım bize anlatacak ortamı. Sevim Akan'ım. Sevim Akan'ım bizi bekliyor. Çok biz duygusal ve mükemmel bir anlatım tavsiye olacak. Ediyorum. Evet. Evet ben dostlar Ceki Murat da yollarda. Şu an nerede? Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüğü olduğu yerdeyiz. Hanımefendi bize anlatacak kısaca. Şöyle. Buyurun şöyle bir anlatın. Şöyle. Atatürk Anı Müzesi bulunduğumuz mahalle Bey Mahallesi 26 Ocak 1933 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Antep'e gelir ve geldiğinde bu mahallede bir evde kalır. Orası yıkıldığı için burayı Konukoğlu ailesi tarafından Antep evi olarak hazırlanıp Atatürk Anı Müzesi olmak şartıyla belediyeye hibe edilir. Antep'e geldiğinde dönemin milletvekili, belediye başkanları, valisi tarafından kendisine Fahrihemşehirlik ünvanı verilir ve bunu resmileştirerek kütüğünü buraya kaydettirir. Kimliğinde doğum yeri Selanik, kütüğünün kayıtlı olduğu yer Gaziantep Bey Mahallesi olarak şurada geçer. Arkada da atamızın kimliğinin replikasını bulmakta. Selanik'e de gittim yani. Ne güzel. Evet, sevgili dostlar burası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yattığı yatak. Aman camı görmeyeyim. Şöyle. Evet bildiğiniz gibi ben Selanik'e de gittim. Duygusal ve içten anlatanlar. Benim için bu müzenin yeri çok farklı. Yani çok seviyorum. Bunlar ne? Bu elbiseler? 4 yıl daha önce çalıştım. 1 yıldır tekrar buradayım. Bu elbiselerin özelliğini? Antep yöresel kıyafetleri, Barak yöresinin giydiği kıyafetler. Yani Atatürk'e ait değil yani. Yok. Geleneksel Antep evi tarzında hazırlandığı için hocam bizim kıyafetlerden de konulmuş. Mesela bir düğünde eğer gümüş başlık kullanan birisi varsa bekar anlamındadır. Kişiye görücü gider. Oo, bayanlardan. Ahmediye kullanırken hemen canlı çiçekler takarlar. Erkekler peki bekarsa ne yapması lazım? Onda bir şey yok. Yemenin mesela bazıları yörelerde inoyası eşarp anlamında. Aldım ondan zaten. Antep'te ayakkabı. Truva, Harry Potter gibi bazı filmler çekiminde de Antep'ten Yemenice Hayri Usta hazırlayıp gönderiyor. Film çekimlerinde kullanıyor. Şeyde oynadım ben ayrıca. Diriliş Ertuğrul'da oynadım. Orada giydim. Evet. Ha, buradan mı gönderdin? Şöyle Ercan bir de şöyle. Gel seni çekeyim onu. Dur. Antep Atatürk evinde Antep savunmasının anlatılması. Kurban olduğum ya. Burası şimdiki çarşı o zaman değil mi? İşgal edilen yerlerin kronkisi, İngilizlerin istila ettiği yerler. Amerikan Hastanesi'nin olduğu yer. Var mı daha bu hastane? Hastane günümüzde sapasağlam devam ediyor. Kiliseyi gibi bir yer. O dönemde Hilal Ahmer'in bulunduğu her yer bombalanıyor. Yalnızca Amerikan Hastanesi kalıyor. Ve yaralı gelen, kolu kapalı ve bacağı kopan yaralılara da Amerikanlar yardım etmiyorlar. Doktor Necip Barlas Antepli tıp fakültesi bitirmiş. Çanakkale Savaşı gibi bazı cephelerde savaş gibi görev yapıyor. Duyuyor ki Antep'te hastaneler bombalanmış. Amerikanlar ise bize yardım etmiyorlar. Antep'e geliyor. Şeyh Camisi'ni hastaneye çeviriyor. Ve orada kolu kopan, bacağı kopan yaralıları hiçbir tıbbi malzeme olmadan tedavilerde bulunuyor. Kim bunu yapan? Doktor Necip Barlas. Barlas ailesi Antep için ileri gelen ailelerden ve önemli ailelerden birisidir. Kendi ameliyat malzemeleriyle cephede gelen yaralıları ameliyatlar yapıyor. Orada çalışanlar, sağlıkçı ve evdeki kadınlar, gençlerimiz hemşirelik, hasta bakıcılık yapıyor. Bazı anılarında Doktor Mecit Barnas, ağlamamak için kendimi çok zor tutardım ameliyatlar yaparken. Çünkü canlı canlı kolu kopan, bacağı kopan yaralıları ameliyat ederdim. Beni bir damla gözyaşı o yaralının hayatına mal olacak diyerek eklemiştir. O yaralının feryadını, acısını bastırmak için orada çalışanlar, orada bulunanlar, yaralılar, hasta bakıcılar
altılar söyleyip, marşlar söyleyip yaralının sesini bastırmaya çalışırlarmış. Yani biz öyle günlerden gelen toplumuz. Şehit Kamil, Antep için. Evet sevgili dostlar, şu an Antep'teyiz. Antep Kalesi'nde. Sizin neydi Antep bir sanatçının ismi? Mehmet. Evet. Bardak mıydı? Yok.